Ha şöyle güzel bir karides yapayım antre olarak ha. Karides antre tavuktan önce. Ne yapayım hayatım, başka bir şey mi var? Bunu buldum işte. Tavuk olduğu kadar açlıktan ölecek insanlar ya. Yenir yenir. Hayır biz yani bu kimin aklına uyduk, inandık bunlara o balığı tutacaklar diye. Evet. Nasıl uyduk, nasıl inandık? Senin ne hocana sıkıntı, evde ters giden bir şeyler mi? Yok yok bir sıkıntı yok. Siz de iyi gibisiniz. Kriz aşılmış. Canım okudu tabi. Güç bela çıktık yola. Tabi onun da kafası dağıldı, iyi oldu ya. Ya ne diyeceğim, yemek yerine kadar bir şeyler mi içsek ya? İçelim koyayım ben. Rezil olduk zaten. Boş ver. Ben yaptım karides kokteyl. Yiyin bakalım beğenecek misiniz? E tavuğa kadar böyle bir atıştıralım. Mükemmel gözüküyor valla. Şimdi yandık işte. Lan nasıl yiyeceğim ben bunu arkadaş? Ağzıma koyamam ben bu deniz böceklerini. Lan canlanır oğlum bunlar benim midemde. Tam sevdiğim gibi. Ben az pişmişim ama ben böyle severim diyebilirim. Ben de. Çok güzel olmuş Deniz. Eline sağlık. Afiyet olsun. Mutfakta da iddialıymışsınız yani Deniz Hanım. Yok canım. Böyle deniz ürünlerine biraz ilgim var. Ama bir gün size midyeli pilav yapayım. Bakın onu güzel yaparım. Midye dolma. Enteresan yani. Neler yaparım, ne sofralar kurarım ben sana. Canım benim ya. Kıyamam. Nasıl da yiyor işte ablam. Ay çok tatlı be. Sabaha çıkmam ben. Ama olsun. Ölümüm onun elinden olsun. Şu yemek faslını kapatalım bence artık. Uykusuzluktan ölüyorum. Sen? Evet ben de. Oh ne güzel şimdi sıcacık uyuyacağız burada evde. O korkunç çadırda da olabilirdik. Ben nasıl uyudum senin aklına ya? Sen gel bakayım buraya. Ne var senin dudağında? Hı. Ha? Hı. Ben senin kollarında olduktan sonra her yerde uyuyorum. Yanık kokuyor. Yanık kokuyor. Tavuğu unuttuk. İyi oldu. Bu ne lan? Çok iyi bak yemeğini bulup bulamayacağın yemek bu. Onlara güvenip kadını da gönderdik. Ekmek var mı biraz? Sosu çok güzel olmuş da. Tamam. Yemesene oğlum şunu ya. Yanmış kömür gibi olmuş. Kıza yaranacağım diye sende. Ne var ya? Bir tek dışı yanmış. İçi gayet güzel. Hem sen biraz önce o çiğ karidesleri yerken... Sen ne ima ediyorsun ki bana? Hangi kısmı ne? Ben karidesi çok severim oğlum. Yeter be. İma. Yetti yani. Ayrıca biz ne alaka? Tamam. Yani ikimiz de bekarız. Siz bizi birbirimize yakıştırıyorsunuz ama... ...biz öyle bir durum yok zaten.
Ne var işte? Tam tersi aslında. Yakıştırmıyoruz ondan. Sen şimdi arkadaşına beni layık görmüyor musun? Yok ya, yok öyle demek istemedi o. Yok, ben onun ne demek istediğini çok iyi anladım. Ama zaten bir sıkıntı yok. Yani bizim zaten öyle bir derdimiz yok. Öyle bir tavrımız da yok. O yüzden sıkıntı da yok. Yataklar hazır. Herkes hayırlı geceler. İkinizi de boğacağım. İkinizi de boğacağım. Anlam ya. Ay inanmıyorum. Gerçekten ne söylüyorsun? Durum düşünmeden farkı var. Söylemedim, ağzımdan kaçırdım. Nasıl böyle bir şey kaçırabilirsin? Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bu kızda bir şey var. Ben çok iyi tanırım onu, bir şey var. Normalde böyle değildir. Lafı ağzımıza tıkar. Seviyorum size ne der. Ama net değil. Kafası net değil. Bunların ikisi de net değil. Yani ne bileyim, belki bizim düşündüğümüz gibi bir şey yoktur aralarında. Ama abi onlar da yani var ya, kıkır kıkırlar. Sen de sürekli laf söylüyorsun. İyi bir şey ima ettin, sinirlendin. Ben ne dedim ya? Samet, biraz konuşabilir miyiz? Samet, yapma böyle. Yorgunum Deniz Hanım. Uyuyacağım. Yapma ne olur ya. Sana olan duygularımı biliyorsun, yapma. Senin bu aşk meselelerinde daha kırpırın ekmek yemen lazım. Bak şimdi inip açıklayabilirim her şeyi. Gerçekten ben boş bulundum, ne alakayı öyle söyledim. Biliyorsun, yapma. Maren haklı. Senin o boş bulunan dudakların da haklı. Bizden bir cacık olmaz. Şimdi müsaadenle ben biraz uyuyayım. İyi geceler. Aşık olunca gıncık bir insanın kafasına işte. Bir kendi hayatına baksana sen. Ne bekliyordun ki yani? İlk verdi lastik patlattı kız işte. Ne alaka dedin? Bulsun arkadaşına cillof gibi bir koca narin de görsün hayrını. Peki ben ne yapacağım arkadaş? Deniz olmadan ben ne yapacağım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.